Herkesi en mükemmel yemekler mutfağımdan, kanalımdan selamlıyorum. Bugün sizinle yöresel bir tarif paylaşacağız. Diyarbakır çöreği, bir diğer adı bayram çöreği. Herkes hazırsa malzeme listemize göz atalım. 6 kase unumuz var. 4-4,5 su bardağı kadar sütümüz var. Keçi sütü kullanıyorum ben bu sefer. 3 tatlı kaşığı tuzumuz, 1 yemek kaşığı siyah çörek otumuz var. 1 tatlı kaşığı mayamız, 1 çay kaşığı mahlebimiz var. Yarım su bardağı suyumuz var. Yarım çay bardağı zeytinyağı kullanacağım. ...200 gram kadar da keçi tereyağı kullanacağım bu sefer. Çok güzel oluyor gerçekten, size de öneririm. Zeytinyağımızı tereyağımızın üzerine ekleyelim. Tereyağımızı orta ateşte, tamamen tereyağımız erinceye kadar ısıtalım, kaynatalım. Yarım su bardağı suyumuzu, 1 tatlı kaşığı mayamızı güzelce karıştıralım. Karıştırdığımız mayamızı beklemeye alalım. Sütümüzü elimizi yakmayacak şekilde ısıtalım. Sütümü daha rahat dökebilmek için kutlu bir kabıma aldım. Ardından unumun ortasına güzelce bir havuz açtım ve tuzu, siyah çörek otunu ekledim. Ardından tuzumu ve mahlebimi ekledim. Sütümün öncelikle 1/3'ünü ekledim. Yavaş yavaş 2/3'ünü, 3'ünü ve 4'ünü yavaş yavaş ekleyerek güzelce bir hamur elde edeceğiz. Tahta kaşık işimizi kolaylaştıracak bu yöntemle. Öncelikle tahta kaşığı kullanıyoruz. Daha sonra elimizle yoğuracağız. Şimdilik mayamızı da ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Tahta kaşın üzerindeki hamurları güzelce alıyoruz. Bu işlemden sonra elimizle yoğurmaya, toparlamaya devam edeceğiz. Tamamen bir pürüzsüz hal alıncaya dek hamurumuz. Şimdi de 200 gram tereyağımız vardı, eritmiştik. Ve zeytinyağımız vardı. Onu ekliyoruz. Bu bölümü atlamak istemedim. Bazen öyle çok yumuşak olunca un ekliyorum. Görmenizi istedim. Ve daha sonra yoğurmaya tekrar devam ediyorum. Hamurumuzun tamamen pürüzsüz bir hal alması için biraz efor sarf etmemiz gerekecek.
Ve bu işlemi yerde yaparsanız çok daha iyi sonuç alırsınız. Hamurum tamamen pürüzsüz bir hal aldı ve mayalanması için üstünü kapatıyorum. Bu bölümü de atlamak istemedim. Mayalanması için hamurumuzun etrafını güzelce sarıyoruz gördüğünüz gibi. Bir 40-50 dakika kadar bekledi hamurum ve böyle mayalandıysa tamamdır. Daha da çok mayalanmasını istemiyorum. Çok kabarınca güzel olmuyor. İçi puf puf oluyor böyle. Çok boşluk oluyor. Sizler isterseniz biraz daha tabii ki de bekletebilirsiniz. Benim için bir 40-50 dakika yeterli oluyor. Bu arada mayalanma süreci yaz ve kış aylarında süre olarak değişkenlik gösterebiliyor. Bu videomda kısa bir değişiklik yaptım. Arkada müzik ile kesmeden hemen hemen sizlere açma yöntemini göstereceğim. İyi seyirler. Hamurun dörtte birini aldım ve elimle böyle uzun bir şekilde bastıra uzunlamasını açıyoruz. Elimle açtığım hamurumu istediğim kalınlığa geldi, 1-1,5 santim kadar açtığım hamurumu üçe bölüyorum. Bir aparat veya bir bıçak yardımıyla bölebiliriz bunu. Elimle bastırdığım hamurumu kaldırıyorum çünkü yapışmasını istemiyorum. Daha sonra fırına vereceğim için fırın tepsisine koyacağım. Fincanla şekil verdiğim çöreklerimin bir bölümü hazır. Bir diğer bölümünü de çekmemiş kameram ama aynı şekilde yaptım ve daha sonra çatalla gördüğünüz gibi şekil veriyoruz. Sizler istediğiniz gibi tabii ki de şekil verebilirsiniz. Şekil verme kısmı gerçekten çok eğlenceli. Çocuklarınızla birlikte yapabilirsiniz. Varsa çevrenizde çocuklar mutlaka yaptırın. Bunu büyüyünce asla unutmayacaklar. Varsa çocukluğunda bu çörek tarifimizi şekillendiren yorumlarda bir kalp emoji bırakabilir, yorum yazabilirler bizlere tabii ki. Bekliyoruz yorumlarınızı.
dediğim gibi bu videomda ufak bir değişiklik yaptım ve hemen hemen bir bölüm, bazı bölümlerin bu bölümleri kesmeden, hemen hemen hızlandırmadan sizlere göstermek istedim. Hızlandırma programımda bu bölümleri eğer ki hızlandırırsam arkadaki müzik sesi de değişecektir. Böyle bu şekilde sizlere yayınlamak istedim. Umarım beğenirsiniz. Fırın tepsimizi yağladım. Altını tutmaması için yağlı kağıt da kullanabilirsiniz burada. Ben daha çok kullanmamayı tercih ediyorum. Ve üzerine çörekleri diziyorum. Daha sonra fırına vereceğim kızarması için. Çırpmıştım. Güzelce çırpıyoruz ve doğru gördüğünüz gibi çöreklerimizin yüzeyine yumurtamızı sürüyoruz. Üzerine çörek otu, siyah çörek otu serpiyorum. Sizler dilerseniz susam da tercih edebilirsiniz. Ben bazen beyaz susam da kullanıyorum. Kızarmış susam da kullanıyorum. Şu an sadece siyah çörek otu vardı, onu kullanıyorum. İsterseniz tabii ki de sade de tüketebilirsiniz. Hamur içine çörek otu da kullanmayabilirsiniz. Kişiden kişiye değişkenlik gösteriyor. Bazı kişilerin mide sorunu olabiliyor, çörek otu rahatsız edebiliyor. Burada tamamen tercih sizin, yani tercihi size bırakıyorum. Çörek otumuzu üzerine serptikten sonra fırına gidiyoruz. Fırında ben 180 derecede altlı üstlü ayarlı fanlar açık şekilde pişiriyoruz. Çöreklerin yaklaşık 35-40 dakikada kızardı. Yeterince nar gibi kızarınca çıkarıyoruz. Fırından fırına tabii ki de pişirme süresi değişkenlik de gösterebiliyor.
gördüğünüz gibi çörekler kızardı tamamen. Bu kızarma süresine gelince tamamdır. Ve mutfağım şu an buram buram çörek kokuyor. O kadar güzel kokuyor ki. Geriye kalan diğer hamurumu da ikiye bölüyorum ve aynı şekilde açıyorum. Aynı işlemleri bu çöreklerimize uygulayacağım.
içerisine yerleştiriyorum. Yağlamama gerek yok. Halen yağlı bir şekilde duruyor. Sizler de yağlamayabilirsiniz. Aynı şekilde aynı tepside pişirebilirsiniz. Kalan yumurtamızla diğer tepsi çöreklerimizi de aynı şekilde çöreklerimizin yüzeyini yumurtaya buluyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Buradan hatırlatayım istedim tekrardan. Başında hatırlatamadım ama hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum bölümüne bir kalp, bir emoji ya da fikirlerinizi, yorumları yazmayı da unutmayın. Buradan hatırlatayım istedim. İkinci tepsimde 35-40 dakika arası nar gibi kızardı. Bunları da alıyorum artık. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır, çıtır ve nefis oldu. Servise hazır artık çöreklerimiz. Buram buram mutfağım çörek kokuyor. Mahlebin yaydığı koku tamamen mutfağıma yayıldı. Çok güzel oldu. Sizlere de öneririm. Gerçekten bayılacaksınız. Dener yaparsanız mutlaka bizimle paylaşmayı unutmayın. Bekliyoruz paylaşımlarınızı. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, tariflerimizi kaçırmamak için bildirimleri açmayı, bizleri sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bye bye.